15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler İstanbul Saraçhane'yi kana buladı. İsmail Acur o gece hainlerin açtığı ateş sonucu sağ gözünü kaybetti. Demokrasi kahramanı dehşet anlarını Kanal 7 Haber'e anlattı. Ateşi açacaklarını düşünmedik. Tık 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 ateş içiyorlardı. Ölmeye çıkmıştık. Açıkçası ölmeye çıktık yani. İhanet girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Vatan savunmasında sağ gözünü kaybeden İsmail Acur hala o karanlık ve uzun gecenin şokunda. O silah sesleri kulağımdan çınlıyor. Bazen rüyalarıma geliyor böyle. Yataktan bile kalkıyorum resmen ya, havaya zıplıyorum. Bağırıyorum, eşim diyor ne oldu? Şu anda halka ateş ediliyor. Yaşındaki İsmail Acur darbe girişimini duyar duymaz Saraçhane'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne koştu. Yüreğindeki iman, göğsündeki vatan sevgisiyle kendini kurşunlara siper etti. İman gücü vardı gerçekten. Hiç yani normalde karşıya karşıya geçerken hani araba çarpmasın diye koşuyorsun, hiç çarpmasın. Ama orada kurşunların geldiği halde bile kurşunların üstüne gidiyordu. Kurşunlardan biri İsmail Acur'un gözüne isabet etti. O sırada eşiyle telefonda konuşuyordu. Bu şekilde telefon elimde fırladı, uçtu. Bismillah sıcak. Bir şey aktı böyle. Elime attım, baktım. Gözüm yani gelmiş böyle şeyleri. Kan nasıl atıyorum böyle. Kelime-i şehadet getirdim. İsmail Acur milletin parasıyla alınan kurşunla gözünden vuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde kanlar içinde yere yığıldı ve öldü sanılarak üzerine Türk bayrağı örtüldü. Duyuyorum sesleri, az da olsa ambulans gibi arkadaşlar bağırıyordu filan. Ondan sonra nabzım filan durmuş benim. İsmail Acur ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide acısını unuttu. Evde yolunu gözleyen iki evladı geldi aklına. İlk gelen aklıma çocuklarım geldi. Bir oğlum bir kızım var. Allah'ım dedim, çocuklarım sana emanet dedim. Ambulansa konulan İsmail Acur kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastanede hemen ameliyata alındı ancak sağ gözü kurtarılamadı. Gözüm kapalıydı normalde. Yani çocuklarım küçük olduğu için hep korkuyorlardı. Sağ olsun devletimizden protez taktılar. Yani şu anda gözüm görmüyor. Zaten kurşunda daha hala boynumda. 15 Temmuz gecesi gazilik mertebesine ulaşan İsmail Acur'a şehitlik şah damarı kadar yakın. Çünkü vatan hainlerinin sıktığı G3 mermisi hala boynunda. İsmail Acur'un yüzünde hala kırıklar var ve FETÖ'cülerin sıktığı kurşun şah damarına yakın bir noktada bulunuyor. Ameliyat riskli olduğu için de müdahale edilemiyor. Kurşun da boynumda biliyorsunuz çıkmadı. Ölüm riski olduğu için bir ömür boyu madalya boynumda kalacak. Gururluyum. Eski sağlığım yok yerinde. Baş dönmesi, ağrılar tabii ki devam ediyor. Bu elmacık kemiklerin hepsi kırık, hatta çökmüş şurası belli zaten. Sürekli ağzım uyuşuk, dilim uyuşuk, tat alamıyorum yiyeceğim şeylerden. İsmail Acur mümkün olmadıkça Saraçhane'ye gelmiyor. Çünkü ne zaman yolu buraya düşse vatan hainlerinin ihaneti gözünde canlanıyor. Elimden geldiği kadar şu kısımda geçmemeye çalışıyorum. Yani ne bileyim, içimde bir burukluk oluyor böyle. Keşke olmasaydı, keşke şehitlerimiz olmasaydı. Eli kanlı teröristler sağ gözünü çaldı İsmail Acur'dan. Ama vatansız bırakmayı başaramadılar. Gözümü de kaybettim, feda olsun. Vatanıma feda olsun. Bir daha olsa bir daha çıkarım oğlum. Vatan demek namus demektir. Namus demek, ama biz namusumuza illaki sahip çıkacağız. Silahı bana teslim et! Ben vatandaşım!